Mekaniğe olan bağlılığım çocuk yaşta başladı. Yaşıtlarımın oyundan aldığı keyfi ben tamir araç ve geçişlerinden alır, Bodrum katında yeni projelerle uğraşırdım. Tabii ki bu projeler hep başarıyla sonuçlandı desem yalan söylemiş olurum. 10 yaşında motosikletin benzin deposuna nitrometan eklersem çok daha hızlı gidebileceğime inanmıştım. Motor rampanın ortasında alevler içinde kalmıştı. Ama denemekten ve kaybetmekten hiç vazgeçmedim. Üniversite yıllarımda dersler bittiğinde eşyalarımı toplar, arkadaşımın garajında çalışmaya giderdim. Arkadaşım kendi ütopyasını kurmuştu. Dünyanın en vahşi tren zemini yaratacaktı. Garajda ısıtma yoktu. Kış sahunda varilleri yakar, tren zem üzerindeki muhteşem 502 sinema filmi gibi izlerdik. Gün gelir sabahlara kadar çalışırdık. Hayatımda gördüğüm en yetenekli insanlardan biriydi. Arabayı tek başına yapmıştı. O kadar ürkütücüydü ki, üniversite tarihinde kampüse girişi yasaklanmış tek otomobildi. Önünden geçerken ceketimi iliklediğimi hatırlarım. Eski teknoloji olabilirdi. Düz gitmeyi de sevmezdi. Ama kullanması bilenin altında mucizeler yaratırdı. Teknolojik yenilikler ilgimi çekmiyor. Kendi kendine süren otomobiller, milisaniyeler içinde değişen vitesler, ne zaman oturacağını ve kalkacağını dikte eden akıllı saatler. Mantığını anlamıyorum. Belki ileride. Ama şimdi olmadığı kesin. X'i almak için Y'yi ortaya koymak, onunla beraber çalışmak, çabalarken ter dökmek, keyif almayı ve mekanik objeler ile insanlar arasındaki özel bağı kaybetmemek. Benim için klasik otomobil ve mekanik saat bu sıkıcı düzenden kısa sürede olsa kaçmanın en güzel yollarından biri. Bir nevi zamanda yolculuk. Arabayla bir beden olmak, hissetmek, limitlerini tanımak. İşte bu nüanslar benim için hayatı keyifli ve özel kılan anlar. Ne kullandığınız arabanın ne de taktığınız saatin fiyatının hiçbir önemi yok. Dedenizden size kalan ve bir o kadar da yaşanmışlık barındıran eski mekanik bir saat veya gerçek anlamda kullanmanız gereken düz vites bir otomobil. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi bize unutturmayan o mekanik objeler.